Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanlığında yapılan hakim savcı atamalarını sert sözlerle eleştirdi. Yargı mensuplarına yeni cübbe önerisinde bulunan CHP lideri FETÖ borsası tartışmasını da genişletti. Hakimlere söylemek istiyorum. Niye ayağa kalktınız? Bir partinin genel başkanı içeri girdi diye niye ayağa kalktınız? Hedefine Beştepe'de Cumhurbaşkanlığında düzenlenen hakim savcı atama törenini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkanları eleştirdi. Bunlar yarın senin önüne geldiği zaman ne diyeceksin? Efendim bu benim kuramı çekti. İsterse 20 adam öldürsün, ben bunu beraat ettireceğim. Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun yeni cübbe önerisi de vardı. Cübbelerinize iki tane delik açınız. Önünüze geldiği zaman sadece ayağa kalkmayın, iki düğmeyi de ilikleyin. Birisi yasama, birisi yürütme. Siz üçüncü güç olmaya layık değilsiniz. Ve gündemin değişmeyen maddesi Afrin. Şehir merkezinin kontrol altına alınmasını değerlendirdi Kılıçdaroğlu. Ordumuz bu siyasilerin yani hükümetin yaptığı hataları düzeltmeye çalışıyor. Bir eleştiri de Diyanet İşleri Başkanlığı'naydı. Çanakkale hutbesinde Atatürk neden yok diye sordu. Çanakkale'yi Atatürk'süz kabul etmek mümkün değildir. Sizin kurucunuz yani baniniz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü neden anmıyorsunuz? AK Parti milletvekili Şamil Tayyar'ın FETÖ borsası kuruldu sözlerine de değindi CHP lideri. Gaziantep'te çok ciddi FETÖ borsası var. Git Kayseri'ye de bak. Kayseri'de de var. Eli taşa sorun. Kimi nasıl çıkardı? Hepsini size anlatsın.